Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, 9. sınıf konularından kuvvet ve hareket konusuyla karşınızdayım. Kuvvet ve hareket konusunu da iki parta ayırdık. Şu anda birinci parti işleyeceğiz. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel, ilk konumuzla başlayalım. Bu konuda neler öğreneceksin sevgili arkadaşım? Hareket ve çeşitlerini öğreneceksin. Konum, anlam, yol, yer değiştirme, sürat ve hızı öğreneceksin. Düzgün doğrusal hareket ne? Ortalama hız ne? İvme ne? Referans noktasına göre hareket ne? Bunları öğreneceksin arkadaşım. Hadi gel. Sevgili arkadaşım, hareket birçok konuda kullanıldığı için bu konuyu iyi anlamak ve diğer konularda kolay kavramak anlamına gelir. Dolayısıyla bu konu senin için çok önemli. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı unutmuyorsun sevgili arkadaşım. Haydi bakalım. Evet, hareket çeşitleri dedik sevgili arkadaşlar. Cisimlerin zaman içerisinde yer değiştirmesine hareket denir. Düzgün bir doğrultu üzerinde cismin üzerinde bütün noktaların eşit miktarda ilerlediği hareket türene öteleme, sabit bir eksen etrafında dolanma şeklinde olan harekete dönme, iki nokta arasında gidip gelme hareketine ise titreşim hareketi denir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bazı cisimler bu hareketlerin bazılarını birlikte yapabilirler. Mesela dönen bir tekerlek öteleme ve dönme hareketini birlikte yapar. Mesela bungee jumping yapan bir insan düşünün, o da öteleme ve titreşim hareketi yapar. Mesela Luna Park'taki gondolu düşünün arkadaşlar, o da dönme ve titreşim hareketini, yani salınım hareketini yapar. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıda verilen hareket türlerini sınıflandırınız demiş. Futbol topuyla şut çekme arkadaşlar hem öteliyor hem de dönüyor. Nota vurulan sazın tellerinin hareketi nedir? Hem titreşim hareketi var hem de öteleme hareketi. Gezegenlerin hareketi arkadaşlar nedir? Hem dönme hareketi hem öteleme hareketi. YouTube videolarında ilerleme çubuğunun hareketi ne olacaktır? Öteleme ve titreşim olacaktır. Sonra sarkaçlı saatlerin sarkacının hareketi nedir arkadaşlar? Gondolda olduğu gibi dönme ve salınım, yani titreşim. Luna Park'taki dönme dolapların hareketi arkadaşlar öteleme ve dönme hareketidir diyeceksin sevgili arkadaşım. Evet, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız, bunlar ne? Hareketi tanımlamak için sabit kabul edilen noktaya referans noktası denir. Referans noktasından olan yönlü uzaklığa konum denir. Vektörel bir büyüklüktür ve X üzerinde ok ile gösterilir. Hepimizin cep telefonlarında konum atma özelliği var. Dolayısıyla velileriniz sizi aradığı zaman neredesin diyorlar? Okuldayım diyorsunuz, sinemadayım diyorsunuz, konserdeyim diyorsunuz. Peki sizlerin referans noktası neresi? Eviniz. Dönüp dolaşıp gittiğiniz yer eviniz. Unutmayın arkadaşlar bunu. Şimdi konum vektörünün pozitif ya da negatif olması yönle ilgilidir. Evden çıktınız, kapıdan çıktınız. Eğer sağ tarafa gidiyorsa orası pozitif yönse sol tarafta ne olmak zorunda? Negatif yön olmak zorunda arkadaşım. Şimdi bir sorumuz var. Şekilde verilen T, N, G ve Ç noktalarının konum vektörlerini X noktasına referans noktası olacak şekilde çiziniz demiş. Bakınız arkadaşlar, hemen şöyle G'yi önce çizdim. Bakın kolay geldi. Sonra T'yi çiziyorum. N'yi çizelim. Bunlar konum vektörlerimiz arkadaşlar. Siz de rahat rahat bunları çizebilirsiniz. Peki arkadaşım, yönden bağımsız olarak kat edilen mesafenin uzunluğuna alınan yol denir. Skaler bir büyüklük olup x ile gösterilir. Bak, skaler olduğu zaman üzerinde ok yok. Yani vektör ifade etmiyor. Dikkat et. Bir hareketlinin harekete başladığı yerden hareketini sonlandırdığı yere çizilen en kısa yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Vektörel bir büyüklük olan yer değiştirme delta x ile gösteriyor ve üzerinde ok var. Son konum eksi ilk konum demek. Şimdi arkadaşım, buraya bakarsan ne yapmışız? Bir yol çizilmiş, bakın böyle gitmiş değil mi? Fakat yer değiştirme t ile n arasında çizilen doğru parçasıdır. Delta x'i bu şekilde gösteriyoruz. Bir cisim hareketine başladığı noktaya döndüğünde yer değiştirmesi ne olur? Sıfır olur hocam diyeceksin. Sıfır olur. Peki, birim zamanda alınan yola sürat denir. Skaler bir büyüklük olan sürat v ile gösterilir arkadaşım. Bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmeye ise hız denir. Sürat ve hız çok karıştırılır. Peki, sürat hocam v eşittir x bölü t ile göstereceksin. Hız, V'nin üzerinde ok var. Delta x bölü delta t olacak. Unutma bunları sevgili dostum. Evet. Ali L noktasından R'ye, oradan da P'ye geliyor. Ali'nin alınan yol x ve yer değiştirme delta x kaç metredir demiş. Önce L'den R'ye gelecek. Sonra da R,
R'den P'ye dönecek. Şimdi 10. metreden 50. metreye kadar 40 metre ilerledi. Geriye 10 metre döndü. O zaman bizim Ali toplamda 50 metre yol aldı. Peki ne kadar yer değiştirdi? Yer değişikliğine baktığımız zaman arkadaşlar, son konumu 40, ilk konumu da 10. 40 eksi 10'dan 30 metre yer değiştirdi bizim Ali. Evet, bir futbol sahası sorusu. Şekildeki futbol sahasının kenarında ısınmak için koşan futbolcu K noktasından başlayıp 10 tur atarak yine K noktasına geliyor. Buna göre futbolcunun aldığı yol kaç metredir? Arkadaşım, futbol sahasına baktığım zaman dikdörtgen olduğunu görüyorum. Önce bir çevresini hesaplayalım. Çevresi ne kadar? Kısa kenar 20, uzun kenar 30 olduğuna göre toplam 50 ama iki katını alacağız, 100. Demek ki bu futbolcu 100 metre ne yapacak? Bir turda koşacak. Ama 10 tur koşuyor hocam. O zaman aldığı toplam yol 100 çarpı 10'dan 1000 metre olacaktır sevgili arkadaşım. Unutma. Bir başka soru. Tonguç A noktasındaki evinden çıkıp B noktasındaki okuluna gidiyor. Dersleri bittikten sonra C noktasındaki kütüphaneye gidip derslerini tekrar ediyor. Buna göre Tonguç'un hareketiyle ilgili aldığı yolu, yer değiştirmesini bulunuz. Bak, önce okula gittin 800 metre, sonra kütüphaneye gittin 600 metre. Toplam ne kadar yol aldın? 1400 metre hocam. 1400 metre yol aldın. Peki yer değiştirme, son konumla ilk konum arasındaki en kısa mesafeyi çizdim. Sen 3-4-5 üçgeni diye bir şey duydun mu arkadaşım? 600-800 ise o zaman burası ne olacak? Delta x 1000 metredir hocam. 3-4-5 üçgeninden geliyor. Unutma bunu. Peki. Kocaeli'de yaşayan Furkan bir iş görüşmesi için Ankara'ya 360 kilometrelik yolu 4 saatte geliyor. Görüşmeye başlamadan önce canı sıkılan ve telefonundaki harita uygulamasından bulunduğu yerin evine uzaklığını merak eden Furkan, iki nokta arası en kısa mesafenin aslında 300 kilometre olduğunu fark ediyor. Buna göre Furkan'ın süratini, hızını kilometre bölü saat cinsinden hesaplayınız. Arkadaşlar, Furkan'ın sürati x bölü t. Yani hocam 360 bölü 4'ten 90 kilometre bölü saat. Hızına gelelim ve üzeri ok. Delta x bölü delta t. 300 kilometre görmüş konum olarak en kısa mesafeyi ve 4 saat olduğu için 75 kilometre bölü saattir hocam diyeceksin. Hız ve sürat farklı çıktı. Lütfen dikkat et ne olur. Sıra geldi bir başka soruma. Dairesel pistin T noktasından koşmaya başlayan Tonguç 4 saniye sonra N noktasına koşuyor. TN çap uzunluğu 60 metre olduğuna göre Tonguç'un süratini ve hızını bulunuz. Arkadaşlar, burada bir çembersel pist var. O zaman çevre 2 pi r. Yani hocam 2 çarpı 3 yarı çapı 30 olacak, çapı 60. Buradan 180 metre ama bizim Tonguç yarım çember gitmiş, yani 90 metre gitmiş. Güzel. Peki süratini bulalım. V eşittir 90 bölü kaç saatte? 4 saatte. Yani hocam 45 bölü 2 metre bölü saniye. İstersen 22,5 da diyebilirsin. Hız arkadaşım, yer değiştirmesi 60 bölü 4 saniyeden 15 metre bölü saniyede hız. Bak yine ne yaptı? Farklı çıktı. Peki arkadaşlar, şimdi karşımızda bir konum zaman grafiği var. Konum zaman grafiğinde eğim bize neyi verir arkadaşım? Hızı verir. Hızı verir. Peki bak, 20'yi 10'a böl 2, 40'ı 20'ye böl 2, 60'ı 30'a böl 2. Bak hep 2 çıkıyor değil mi? Grafiğin eğimi ne olacak? Sabit olacak hocam, sabit olacak. Aynen. Ve ne kadarmış? Grafiğin eğimi 2'ymiş değil mi? Bütün değerler için 2 olduğunu az önce söyledik. Sorumuza geçelim. Bir hareketliğe ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hareketlinin hız zaman grafiğini çiziniz. Neydi arkadaşım? Konum zamandaki eğim bize hızı verirdi. 0-2 saniye aralığında hıza baktım. 10 bölü 2'den 5. Değil mi? O zaman arkadaşlar ne olacak? 2. saniyeye kadar benim hızım sabit. Ne kadar? 5. 2 ve 4 saniye aralığında hocam, konum değişmemiş. O zaman hız 0. Peki 4 ile 6 saniye aralığında 10'dan 20'ye çıkmışsın. Hızımız 20 eksi 10 bölü 2'den kaç eder arkadaşım? Yine 5. O zaman şöyle 5 olduğunu gösterecek şekilde grafiğimi çizdim. Konum zaman grafiğimi hız zaman grafiğine çevirdim arkadaşım.
Evet, bir konum zaman grafiği var karşımızda. Konum zaman grafiği yukarıda verilen hareketliyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? T eşittir 2 saniye anında yön değiştirmiştir. Hocam ben nereden bileyim? Sevgili arkadaşım, konum zaman grafiğinde kırılma noktaları yön değişikliğini verir. Bak burada 2. saniyede kırılmış. O zaman yön değişti. Bak burada 8. saniyede kırılmış. Demek ki yön değişti. 2. saniyede yön değiştirmiştir. Doğru. 0.2 saniye ve 8.10 saniye aralığında pozitif yönde gitmiştir. Hayır arkadaşım, bak 0.2'de 0'dan eksi 10'a gelmiş. Yani negatif yöne doğru gitmiş. 8.10'da da 10'dan 0'a gelmiş. Yani yine negatif yöne doğru gitmiş. Bu yanlış. 0.10 saniye aralığında ortalama hızı 0 diyor. Çünkü yer değiştirmesi 0. Arkadaşım başladığı noktaya geri dönmüş. Bu da doğru. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak diyor sevgili arkadaşım. Peki ortalama hız nedir? Alınan toplam yolun geçen toplam zamanı oranına ortalama sürat, yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamanı oranına da ortalama hız denir diyoruz. Konya'dan Bolu'ya doğru yola çıkan bir otobüs 450 km olan yolu 30 dakikalık bir ihtiyaç molası dahil 5 saatte almıştır. Konya-Bolu arası kuş uçuşu mesafe 330 km olduğuna göre otobüsün ortalama süratini, ortalama hızını bulunuz demiş. Arkadaşlar ortalama sürat için 450 bölü 5'ten 90 km bölü saat diyeceğiz. Ortalama hız için de 330 bölü 5'ten 66 km bölü saattir diyeceksin sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar, uzunlukları ve hızları verilen araçlar şekildeki gibi sabit hızlarla hareket ediyor. Buna göre şekildeki konumdan itibaren kaç saniye sonra A aracı B aracını tamamen geçer demiş. A aracının B aracını tamamen geçebilmesi için A'nın arka tarafının B'nin ucuna gelmiş olması lazım. Yani buradaki bütün boyları ne yapacaksın? Toplayacaksın. 80, 12 ve 8 topladık arkadaşlar, 100 metre. 100 metre yol var ve A'nın hızından B'nin hızını çıkaracaksın. T süre sonra ne yapacak? Tamamen birbirini geçecek. Buradan 100 eşittir 15 eksi 5 çarpı T. T de arkadaşım ne olur? 10 saniye olur. Cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz. Bir başka soru. K ve L şekildeki konumlardan aynı anda geçen iki tane trenmiş. Trenler tünele aynı anda girdiğine göre süratleri oranı VK bölü V ile kaçtır demiş. K'nın tünele uzaklığı 15 metre olduğu için hızı da ne olacaktır arkadaşlar? 15 V olacak. L'nin 9 metre olduğu için hızı 9 V olacak. K'nın hızı 15 V'nin, L'nin hızı 9 V'ye oranı 5 bölü 3 olur. Cevap B seçeneği olur sevgili dostum. Arkadaşlar yeşil dalga diye bir şey var. Gelin bakalım ne olduğunu öğrenelim. Bazı yollarda uygulamaya koyulan yeşil dalga sistemi ortalama sürat kavramına göre planlanan bir sistemdir. Bir kez kırmızı ışığa yakalandıktan sonra yolda belirtilen sürat değerine uyulduğunda bir daha kırmızı ışığa yakalanmadan yolculuk yapılabilir. Bakınız yeşil dalgamız 50 km bölü saat şeklinde belirtilmiş. Peki arkadaşım ivme nedir? Birim zamanda hızda meydana gelen değişikliğe ivme adı verilir. Vektörel bir niceliktir. A üzerinde ok olacak şekilde gösterilir. Ve delta V bölü delta T benim neyim arkadaşım? Formülüm. Peki hızımıza bakalım, 10, 20, 30 diye ne yapıyor? Hareket ediyor. Her saniye ve x, 3x, 5x şeklinde aracımız yol almış. Arkadaşlar düzgün hızlanan araçlar, düzgün hızlanan cisimlerde İvme sabittir. Bakınız burada bir düzgün hızlanma grafiği var. Ve hız zaman grafiğinde eğim size neyi verecektir? İvmeyi verecektir arkadaşlar. İvmeyi verecektir. Bakın onu 1'e bölerseniz 10 çıkar. 20'yi 2'ye bölerseniz 10. 30'u 3'e bölerseniz 10. Hep aynı değer geliyor. Doğrusal bir yolda harekete başlayan araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu hareketlerin ivme zaman grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşım burada birinci aralığa bakalım. A 20 bölü 5'ten 4 metre bölü saniye kare çıktı. İkinci aralığa baktığımızda A arkadaşlar 40 bölü 10'dan bakın yine 4 çıktı. Demek ki ivme hep aynı. Hemen ivme zaman grafiğini çizeceğiz. Bakınız AT.
Ne yapacağız hocam? 4'te sabitleyeceğiz. Değil mi? 4'te hemen sabitliyoruz. Böyle. Ondan sonra acaba şuraya 4 dedik mi olayı bitirdik. Sevgili arkadaşım. Doğrusal yolda hareket etmekte olan araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın konum zaman grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar hız zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Burada bakınız ilk 10 saniyede 100 metre yer değiştirmiş. 10 ile 15. saniyeler arasında 5 saniyede 20'lik hızla gitmiş ve yine 100 metre yer değiştirmiş. Hemen bir konum zaman grafiği çiziyoruz. Evet. X'te. Birinci aralık yani 0-10 saniye aralığında 100 metre ilerledik. Bakınız. 10 ile 15 arasında da bir 100 daha ilerlediniz. Toplam 200 olduk. 15 ile 20 arasında hızımız 0. O zaman konumumuz da ne olmalı? Durgun olmalı. İşte ne yaptık? Konum zaman grafiğimizi çizdik. Evet, sorumuz şöyle. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki gibiymiş. Bu araçların hız zaman grafiklerini çiziniz demiş. Arkadaşım, K'nın hızını bulalım. VK eşittir 20 bölü 4'ten 5 kilometre bölü saat. L'nin hızına baktığımızda o da arkadaşlar eksi 20'den 20'ye gittiği için ne kadar? 40 metre gitmiş 4 saniyede. O da 10 kilometre bölü saattir. Bu araçların hız zaman grafiklerine baktığımız zaman şöyle arkadaşlar VT diyelim. Bu K'nın olsun. 4 saniyede hızı 5. Bu da L'ninki olsun. L'ninki de arkadaşlar şöyle ne oluyor? 4 saniyede hızı 10 diyoruz. Bu L'nin, bu da K'nın. İşte hız zaman grafiklerini çizmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, T eşittir 0 anda X eşittir 0 konumunda olan bir cismin VT grafiği şekildeki gibi olduğuna göre XT grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Burada bir püf nokta var. T eşittir 0 anda x eşittir 0. O zaman 2'den başlayamazsın. A seçeneğin gitti. Bu 1. Sonra arkadaşım hızımız sabitse ne olacak? Yer değiştirme düzgün bir şekilde artmalı. O zaman sabit bir yer değiştirme olmamalı. Bu da 2. Şimdi arkadaşlar 2 kere 6 12 metre 0.2 saniyede ne yapmış? Arkadaşlar yol almışız. Bakıyorum B'de, C'de ve D'de 12'ye kadar gitmiş. Güzel. 2-4 saniyede hızımız 0, konumumuz sabit. Hepsinde sabit, sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar burada bakın 2 çarpı 3'ten 6 metre daha yol almış. 12'nin üzerine 6 daha eklersek kaç olur? 18. Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacak diyeceğiz. Hız zaman grafiği şekilde verilen hareketlerin ivmesini bulunuz demiş. Şimdi sevgili arkadaşım baktığımızda ivme delta V bölü delta T 24 bölü 6'dan 4 metre bölü saniye karedir diyeceğiz. Hız zaman grafiği yukarıda verilen hareketin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Yine A eşittir. Delta V bölü delta T'den 24 eksi 8 bölü 8 yani 16 bölü 8'den 2 metre bölü saniye karedir diyeceğiz. Bakın yine ivmemizi rahat rahat bulduk arkadaşlar. Peki, anlık sürat, anlık hız kavramlarını öğrenelim. Hareket halindeki bir aracın göstergesinde değer o hareketlerin anlık süratidir. Ani sürat skaler bir niceliktir. Ani hız ise hareketlerin herhangi bir andaki hızıdır ve vektörel bir niceliktir diyoruz arkadaşım. Evet, referans noktasına göre hareket. Trenle yolculuk ederken vagondaki yolcuları hareketsiz olarak tanımlarız. Ancak durakta kendisine doğru gelen treni bekleyen yolcu için aynı vagondaki kişiler bu kez hareketli olarak tanımlanır. Bu olay hareketin göreceli, bağıl olduğu şeklinde açıklanır. Arkadaşım sen de araç içerisindeyken dışarıdaki insanları hareketli ama kendini sabit yani hızı olmayan bir cisim olarak görürsün. Doğru mu? Fakat değil, bu bağıl harekettir. Aslında sen hareketlisin, dışarıdakiler hareketsiz olabilir. Buna bağıl hareket diyoruz.
Peki arkadaşım, konuyu bitiriyoruz. Hareket ve çeşitlerini öğrendin mi? Öğrendin. Konum, anlam, yol, yer değiştirme, sürat ve hızı öğrendin mi? Öğrendin. Düzgün doğrusal hareketin ne olduğunu, ortalama hızın ne olduğunu, ivmenin ne olduğunu ve referans noktalarına göre hareketin ne olduğunu öğrendin sevgili arkadaşım. Şimdi sevgili arkadaşım, bu benim sana ödüllü sorum. Önümüzdeki hafta bu ödüllü soruyu senden çözmeni isteyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Ya bir önceki konu olan madde ve öz kütle konusundaki ödüllü soruyu bir çözelim. Hadi gel. Evet. İşlemlerinden hangileri yapıldığında yüzey gerilimi azalır demiştik. Suda tuz çözünürlüğü arkadaşlar yoğunluğu arttırır. Bu da yüzey geriliminin artmasına sebep olur. Suda şeker çözünürlüğü yine yoğunluğu arttırır. O yüzden yüzey gerilimi artar. Fakat suda deterjan çözdürdüğünüz zaman ne olacaktır? Yoğunluk azalacaktır. Yani yüzey gerilimi azalır. Bize zaten azalanı sormuş. Cevabımızın ne olması lazım arkadaşım? A seçeneği olması gerekiyor diyoruz. Kazanan arkadaşlarımız aşağıda listelendi. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.